Gerçek bir evrimci ama hakiki bir evrimci aslında ateisttir. Ateist olmadan anlatılan evrim teorisi gerçek evrim teorisi değildir. Çünkü evrim teorisinin temelinde aslında yaratıcı inkar var. Hem Allah'ı hem evrimi kabul edemez miyiz diyen bir akım var. Haşa, gücü olmayan, aklı, ilmi, iradesi olmayan, bir şey gücü yetmeyen bir varlık gibi Allah maddeyi yaratmış, tesadüfen karıştırıyor bunları. Denk geliyor işte bir amino asit oluşuyor. Denk geliyor bir protein oluşuyor. Milyonlarca yeri karıştırıyor. Ondan sonra hücre ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Allah böyle deneme yanılmayla, kudreti sonsuz Allah'ın deneme yanılmayla böyle bir yaratma şeyi söz konusu olamaz. Allah ol der, oldurur. Ama şu var. Evrim dediğiniz zaman tabii ideolojik boyut kazandığı için hemen akla Darwinci evrim geliyor. Ama aslında canlılarda bir hiyerarşik yaratılış yok mu? Var. Tür içinde çeşitlenme yok mu? Var. Bunların bazı mekanizmaları yok mu? Var. Bunlara evrim demeyip de yine Allah'ın koyduğu çeşitlenme, zenginlik, Allah'ın esmasının tecellisi. Binlerce isimleri var Allah'ın. Her bir ismin binlerce, milyonlarca canlıda farklı derecelerde tecelli ediyor. Ama bundan hiçbirine biz tesadüf diyemeyiz. Evrimin dayandığı nokta ise tesadüfen karışa kimyevi elementler, işte amino asitlerden başlayarak bütün hayatın ortaya çıkması. Burada zaten matematik hesaplarıyla böyle bir şey mümkün olamayacağı ortaya konuluyor. Yani tesadüf ve ihtimal hesaplarıyla canlının ortaya çıkması mümkün değil. Ancak bir irade gerekli. İşte bu irade de zaten evrimin aşamadığı noktada burası. Özellikle evrim biyolojik bir kavram olarak baktığımızda şu anda yürüyen hayata baktığımızda tabiatta işte bitkiler, hayvanlar, ekosistem her şey çok güzel dengede gidiyor. Buradaki hadiseleri yorumlamada evrimin güzel tespitleri var. Ama evrim demeyelim biz buna, biyolojinin tespitleri var. Bu biyolojinin tespitlerini, tabi seleksiyon bunlardan birisi. Biz ona ne demiştik? Ekosistemdeki gıda dengesi demiştik. Adaptasyon, canlının bulunduğu ortama uyum göstermesi. Ona göre işte genetik olarak uygun bir yapıda olması, o genlerin o işleyişe uygun yapıda olması. Bütün bunların hepsinin biyolojik olarak gerçekten tabiatta gözlemliyoruz. Zaten bu tabiatta gözlemlediğimiz hususları da evrim öne çıkarıyor. İşte bakın diyor, evrim böyle bir şey. Ama onlar nasıl ortaya çıkıyor? Temeline gittiğinizde başlangıçta sıfırdan yeryüzünde elementler karışa işte yıldırımlar çakarak, volkanlar patlayarak, yüksek ısı ile birçok element birbirine karışarak havadaki metan, amonyak, su buharı vesaire. Ama bunlarla bir şey olmuş değil. Ve 1953'te ilk yapılan o Miller Urey deneyi, o günden bu tarafa herkes zannediyor ki o deney başarısız olunca artık pes ettiler. Öyle değil. Kabul atmosferdeki gazları değiştirerek reaksiyona başka moleküller, demirle olmadı nikelle deneyelim. Nikelle olmadı işte fosforla deneyelim. Onunla olmadı şunlar. Devamlı deneniyor. Devamlı bütün elementlerle değişik kimyevi şartları hazırlayarak ısıyla başka şeylere katarak bir canlı oluşturma gayreti hiç bitmedi. Hep devam ediyor. Sıfırdan hiçbir canlı yokken elementleri karıştırarak bir canlı ortaya çıkarabilir miyiz? Bu başarısız. Şu anda yürüyen hayatın içinde Allah'ın koyduğu biyolojik prensipleri yorumlayarak ama yorumlamanın sonucunda bunları Allah yapar demeden bunları tabiat kendi kendine yapıyor. Evet. Tabiat dediğimiz nedir? Tabiat şu gözlediğimiz kainat zaten. Tabii. Tabiat bütün varlıkların bir arada komple toplanmış haline biz tabiat diyoruz. Yani evet. Bu tabiatın içindeki balığı çıkaralım. Balığı tabiat yarattı, balığı çıkardık. Kuşu çıkardık, tabiat yarattı. Şunu çıkardık, tabiat yarattı. Bunu çıkardık, orada da bir tabiat kalmaz. Evet, tabiatın hepsini kendisini yarattığını iddia etmiş oluyoruz ve tabiata bir bilinç atfetmiş oluyoruz. Şimdi bilinç derken hemen buraya gelin. İşte burada şu özellikle son yıllarda tabii bilgisayarlarla birlikte, özellikle bilgisayar akla biraz daha yakınlaştırdı meseleyi. Bilgisayarlarla birlikte canlının ve özellikle insan genom projesi 2000 yılının hemen başında insan genom projesiyle
canlının yapı taşları çözülmeye başlandı. Sadece insanda 7,5 milyar harf var. 7,5 evet. milyar harf. Bunun şu kadar bin tanesi burnumun ucunun şeklini belirliyor. Şu hı-hı. kadar bin tanesi parmak tırnakları mı, yassı mı, kıvırık mı onu belirliyor. Bilmiyorum, şu kadar böbreklerimin işleyişi, çok büyük olanlar işte gözümüzün yapısı, kalbimiz iş vesairesi. Hepsi bir plan var, bir proje var, bir sistem var. Temelinde ne var? Bilgi var. İşte bilgi gelince ortaya bir anda her şey, evrimin bütün iddiaları boşa çıkıyor, boza çıkıyor. Neden? Bilgi varsa, en basit örnek, kitap. Bir kitap yazılmış. Kitap bizim Türkçe alfabesiyle 29 harfle yazılmış. Hadi yuvarlak olsun 30 harfle yazılmış. Bütün yeryüzündeki hani Arapça, Latince harflerine bakarsak. Ama Arapça da var, Japonca başka alfabeler de var. Hangi olursa olsun o alfabelerle kitaplar yazılıyor. Her bir kitaptaki bilgi özel, o kitaba ait. Tarih kitabı yazıyorsunuz, onu bir tarihçi yazmıştır. Evet. İçindeki bilgi, ama aynı harfleri kullanmıştır. Edebiyat kitabını edebiyatçı yazmıştır, aynı harfleri kullanmıştır. Bütün kitaplar, işte şu kadar milyar kitap var şu anda dünyada, hepsinde 30 tane harf kullanılmış ama hiçbir kitap diğerinin aynısı değil. Çünkü her bir kitabın farklı bir yazarı var. Evet. Farklı bir gayeyle yazılmış. Değişik özellikleri var. Evet. Şimdi o zaman bilgi varsa, bilgiyi kodlayan şifreler varsa, bu bilginin kaynağı ne? İşte burada bakıyoruz ki tesadüfün parmak karıştıramayacağı bir mükemmellik var, organizasyon var. Gözüm en güzel yerde, burnum en ideal yerde kokuyu alabilmek için. Gözümün sadece retinasını incelediğimiz zaman 5000 sayfa makale yazılabilir. Sadece gözün retinası. Bu kadar kompleks insanı bırak, bir kuşun tüyünü alıp incelesem ben size 100 sayfa, kuşun tüyü yetişmez yazmaya. Yani her canlının her noktası, her bilgi, canlıdaki her bilgi, işte biz şu anda emekleme aşamasındayız. Yaklaşık modern bilim. Hadi Rönesans'la başlatalım bilimi. Rönesans'la başlasın ama özellikle de yeni çağda birlikte işte Descartes'la vesaireyle biraz daha güçlenmiş olsun. Hadi mikroskopların bulunmasıyla 1600'lü yıllarla başlatalım. İşte buharlı makinelerin keşfi vesaire. Yani son 300-400 yıldır bütün bilgiler elde ediyoruz. Baktığımız zaman şu anda elde edilen bilgilere günde sadece 1,5-2 milyon sayfa moleküler biyolojik makale yayınlanıyor. Sadece günde 1,5 milyon sayfa moleküler biyoloji. Bütün bilimin dallarını aldığınız zaman her gün milyonlarca sayfa bilgi çıkıyor ortaya. Hı hı. Ne bu bilgi? İşte eldeki belli malzeme. İşte kuşun tüyünü alıyor, çiçeğin yaprağını alıyor, meyvanın çekirdeğini alıyor, bir yaprağı alıyor, inceliyor, bir yaprakla binlerce sayfa bilgi. Fotosentez en mükemmel bir hayatın temeline konulmuş bir reaksiyon zinciri. Güneş ışığını şekere çeviren zincir bitkilerde. Henüz tam olarak bütün sırlarını çözebilmiş değiliz. Şimdi bu kadar bilgi, kompleks, yoğun canlılar, en basit gördüğünüz canlı, hangi canlı? Mikoplazma hominis diyelim, işte bir bakteri, bir veren mikrobu diyelim. Onun bile sırrını tam keşfedemedik. Nitekim işte bugün o hale geldi ki veren mikrobunu artık ilaç tesir etmiyor. Güç kazandı habire. Onun mekanizmasını da tam çözebilmiş değiliz. Çözsek hastalığı ortadan kaldırırdık. Yani çok yoğun bir bilgi var kainatta. Bu bilginin de bir kaynağı olması lazım. Hiçbir yerde hiçbir bilgi kendi kendine gözü kapalı kör bir insanı, işte meşhur maymunlar şeyi var. Evet. Daktiloya oturtup da rastgele basarak bir bilgi ortaya çıkaramıyor. O zaman bu bilginin kaynağı demek ki ilahi bir kaynak. Evet. Külli bir ilim lazım. İnsanla, bakteriyle, bitkiyle, hayvanla, yeryüzüyle, atmosferle, toprakla bütün ilişkileri, ekosistem dediğimiz bu varlıktaki dengeleri hepsine birden ilmiyeten bir yaratıcıyı kabul etmek zorundasınız. Bunu kabul etmediğiniz takdirde bunları, bu kadar yoğun bilgiyi, şuna benzer işte bu. İnsanları şu an dünyadan kaldırın, bir felaket gelsin. Bütün insanlık dünyadan kalktı. Sadece insanlık kalktı ama. Kütüphanelerde kitaplar duruyor. İlk defa bir varlık gelse yeryüzüne, baksa bu kadar kitap var yazılmış, çok şeyler yazılıyor. Bunları kim yazdı diye düşünmez mi?
arayacak, kimin yazdığını arayacak. Gayet basit. Ya bu kadar bu kitaplardan daha mükemmel ve şu andaki sahip olduğumuz bilgi mutlak bilginin yanında belki %1'dir, belki %2'dir şu anda. Okyanusta bir damla bizim bildiğimiz şu anda. Bu vaziyetteyken siz bu bilgiyi kendi kendine tesadüfen karışmış da azotlu bazların karışma ortaya çıkmış diyemeyeceğinize göre her bir harf, her bir kelime, her bir cümle, her bir paragraf kitapta o kitabı yazan tarafından belli bir gaye üzerine yazılmış. Yani teleolojik, bu teleoloji bilgisi Bergson'la birlikte daha çok gayecilik yani. Her şeyin bir gayesi var. Gayesiz hiçbir var. Mesela elimiz 5 parmak. Niye 6 parmak değil? Bununla ilgili ben hep böyle dergilerde yazı yazsak hep aksini düşünürüm. 6 olsaydı acaba daha iyi olmaz mıydı? Gözümüz burada değil de şuralarda olsaydı. Kulaklarımız 2 tane değil de omuz başlarında olsaydı falan gibi. Daha mükemmelini bulamıyorsunuz. En mükemmeli yaratılmış. En mükemmeli. O zaman böyle bir yazılım varsa, bilgisayarda yazılım varsa bilgisayar mühendisi var. Kitabın yazarı varsa kainatı yazan ve onu işleten bir güç kuvvet var. Bunu söylediğiniz zaman bütün bu işleyiş ben kabul ediyorum o zaman. Tabii seleksiyonu kabul ederim ama başıboş değil. Adaptasyonu kabul ederim, o da başıboş değil. Mutasyonu da kabul ederim, başıboş değil. Ve bunlar da var. Biz kabul etmemizle alakalı değil. Ama evrimcilerin ateizme destek için dayattıkları şekilde değil. Bunlar Allah'ın koyduğu kanunlar, Allah'ın koyduğu prensipler. Bunların işleyişini ben Allah'a bağladığım müddetçe, evet tabii seleksiyonu Allah işletiyor, adaptasyonu Allah işletiyor, mutasyonları da Allah işletiyor. Hatta bazılarında ibret için ona Allah'a kusur izafe edemeyiz. Allah kusurlu yaratmaz. Ama Allah ibret için bakın ben böyle de yaratırım diye DNA'da küçük bir mutasyon yapar. Allah göstermesin çocuğun kolları olmaz. Evet. Başka küçük bir mutasyon yapar. İşte gözleri açılmamış olur. Doğum kusurları var böyle. Mutasyonla metana gelmiş. Ama 99,9% hep sağlıklı insanlar dünyaya geliyor. Yani onlar Allah böyle de yaratırım diye ibret için ortaya koyduğu şeyler. İşte bilgi ortaya çıkınca mesela oturuyor, hiç şüphe yok artık bu bilginin bir kaynağı var. Biz ona Allah diyoruz.